İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doktor Hakkı Uygur hocamız da bizlere eşlik ediyor. Sayın hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sayın evet. Hocam, şimdi birçok başlıkta hocamıza sorular ilettim ama sonuncudan başlayalım isterseniz. Yani Türkiye-İran ilişkileri çerçevesinde İran Türkiye'yi nasıl okuyor? Sizin değerlendirmeleriniz nasıl olur? Yani dediğiniz gibi aslında İran için önemli bir şans. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir Türkiye. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü Türkiye az öncesinde bahsettiğiniz gibi zayıfladığı zaman, biz 90'lı yıllardan hatırlıyoruz bu tabloyu. Dış politikada belli eksenlere fazla kaydığı zaman İran'da olan ilişkiler de ciddi türbülansa giriyor. Zaman zaman çatışmanın eşiğine girilebiliyor. İran'da Türkiye'ye yönelik bir ezber vardı. Neydi o ezber? Türkiye eninde sonunda bir NATO üyesidir. Ve dış politikasının ana hatlarını bu şekilde belirler. Amerika ile paralel bir çizgi izlemek zorundadır. Ama son yıllarda bu çok değişti. Özellikle evet. Darbeden sonra da Türkiye'nin duruşu, Libya gibi, Suriye gibi bazı alanlarda Amerika'ya rağmen, Batı'ya rağmen adımlar atılması İran'da bu bakışı değiştirdi. Ama bu da az önce Muhittin Hoca'nın da bahsettiği Türkiye, Amerika'yı bile tabiri caizse takmayan bir Türkiye'nin bölgesel hedeflerinin İran için de çok parlak olmadığı anlaşıldı. Özellikle Filistin meselesinin ilk zamanlarında 2010'larda hatırlıyorum. Biz yıllarca Filistin meselesini o zaman için 30 yıldır yatırım yapıyoruz. Ama bir anda Türkiye'ye geldi. Bütün Filistin'de artık Türkiye bayrakları taşınıyor. Türkiye liderliği konuşuluyor tarzı endişeleri vardı. Yine sizin de belirttiğiniz gibi son olarak Karabağ meselesinde biz gördük. Güney Kafkaslar'da hiçbir zaman bu kadar etkili olamamış. Hatta işte 90'lı yılların başında o toprakların kaybedilmesinde ne yazık ki Türkiye'nin bu hareketsizliğinin de payı olmuştu. Oysa ki aradan geçen 30 yıl sonra 45 günlük gibi kısa bir süre zarfında bu toprakların yeniden ele geçirilmesinde Türkiye'nin verdiği siyasi teknik desteğin büyük önemi vardı ve İran da bunun farkında. Herkese benzer işbirliği, ilişki, Türkiye'nin temsil ettiği yönetim biçimi Pakistan, Afganistan gibi farklı ülkelerde de olumlu yankılanıyor. Bu da İran tarafından çok yakından takip ediliyor. İran-Türkiye arasındaki geçtiğimiz yıllarda önemli gerilim meselelerinden bir tanesi Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye arasında yapılan askeri tatbikattı. İran buna çok sert tepki göstermişti. Hatta kendi sınırlarında, Azerbaycan sınırlarında bir karşı tatbikat düzenlemişti. Dolayısıyla İran bir taraftan Türkiye'ye böyle işbirliği yapılabilecek bir ülke olarak bakarken, özellikle az önce de bahsettiğimiz gibi Türkiye'nin artık tamamen Batı'nın yörüngesinde politika izlememesi İran'da ilgi çekerken, Astana sürecinde de görüldüğü gibi, diğer yandan da Türkiye'nin geleneksel olarak bölge üzerindeki etkinliği İran'ı rahatsız ediyor. Çünkü Türkiye ortaya bir model koydu. Özür diliyorum, sözünüzü kestim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayağının tozuyla İran'a ulaştı ve İran Petrol Bakanı Cevat Uci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamış. Kabine toplantısı sonrasında Erdoğan İran'a hareket etmişti ve işte İran Petrol Bakanı da Cevat Uci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Tahran'da karşılayan isim. Tam ekran verebiliyor muyuz yönetmenim bu görüntüyü? Bakalım orada ayrıntı yakalayabileceğimiz bir ayrıntı var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tabii ki çok büyük önem veriyor. Liderler görüşmesine, zirvelere diplomatik anlamda çok iyi hazırlanıyor Erdoğan. Gerek NATO zirvesi olsun gerekse buna benzer zirvelerde Erdoğan'ın performansı üst düzeyde oluyor. Dış politika anlamında iyi hazırlanılmış zirvelere katılıyor Erdoğan. Yine böyle bir zirveyle karşı karşıyayız Tahran'da, bakalım neler olacak. Doktor Hakkı Uygur hocamın sözünü kestim ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte Türkiye Cumhuriyeti'nin ismini taşıyan o uçakla birlikte Tahran'a ulaştı ve İran Petrol Bakanı Cevat Uci de kendisini karşıladı. Türkiye markası da artık Türkiye'nin önüne geçti. Türkiye'yi geride bıraktık. Türkiye Cumhuriyeti hep Türkiye kullanılıyordu dünyada ama bunu da belirtmiş olalım. Doktor Hakkı Uygur hocama tekrar söz vereyim. Sayın hocam özür diliyorum. Böyle bir sıcak görüntü gelince üzerine şöyle biraz değerlendirmede bulunduk. Buyurun lütfen devam edin. Evet, sizin de dediğiniz gibi bu zirveye de muhtemelen iyi hazırlanılmıştır. Çünkü oldukça uzun bir zamandır bu zirve gündemde. Aslına bakılacak olursa diplomatik hazırlıklar falan bir yılı aşkın süredir gerçekleştirilmişti. Ama malumunuz Türkiye-İran ilişkilerinde bir sertlik, bir soğukluk hissediliyordu bir zamandan beri.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullah Eyan'ın Türkiye ziyareti de iki kez yine teknik sebeplerden dolayı ertelenmişti. Özellikle Türkiye'deki İsraillere yönelik suikast girişiminden dolayı, bu iddialardan dolayı belli bir soğukluk vardı. Ve nitekim bu ziyaretin zamanlaması bence oldukça manidar. Şöyle ki öncelikle İsrail ve Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaretlerin yapılmasından sonraya bırakılması aslında Türkiye'nin yeni İbrahim Reis'i hükümetine verdiği bir mesaj. Yani şu ana kadar pratikte biz istediğimiz tepkileri çok alamadık yeni hükümetten. Çünkü biliyorsunuz İbrahim Reis hükümetinin en önemli dış politika sloganı seçim kampanyası esnasında da buydu. Sonrasında da buydu. Komşularla iyi ilişkilerdi. Türkiye'de İran'ın en önemli komşularından biri olarak İran'dan beklentileri var. Bunların başında az önce Muhittin Hocam'ın da belirttiği gibi Suriye konusunda, PKK konusunda Türkiye'nin somut beklentileri var. Çünkü biz yıllardır İranlı yetkililerden bir takım jestler duyuyoruz, diplomatik açıklamalar duyuyoruz PKK tehdidine karşı. Ancak iş pratiğe geldiğinde gerek Irak'ta Haçlı Şabi üzerinden gerek Suriye'de YPG ile bir takım işbirliklerinden bu somut destekleri biz göremedik. Evet. Muhtemelen bu mesaj verildi İran'a ve artık yarınki toplantıda da bunlar ayrıntılı şunu sorabilir miyim Hakkı Hocam? Bu üçlü zirve yedincisi yapılıyor. Bu bir mekanizmaya mı dönüştü? Yani faydalı bir yandan. Evet, Rusya ile anlaşamadıklarımız var, İran'la anlaşamadıklarımız var ama sizce bir mekanizmaya dönüştü mü artık Türkiye, Rusya, İran arasında özellikle evet tüm bu tartışmalı meselelere rağmen liderlerin böyle buluşuyor olabilmesi? Bence bir mekanizmaya dönüşmedi açık konuşmak gerekirse ama burada şu var, üç devlet de çok tecrübeli devlet ve birbirleriyle ilişkileri çok derin, çok katmanlı. Dolayısıyla bunlar sürekli görüşebiliyorlar. En ciddi kriz zamanlarında bile, bugün bir yayında da örnek verdim. Yani biz işte Rus savaş uçağını düşürdüğümüzde bile, Rus Büyükelçisi Ankara'da öldürüldüğünde bile liderler diplomasi bunu rahatça aşabildi. İran'la benzer gerilimleri çok rahat arkada bırakabildik. Ancak mesela bir takım açıklamalara bakıldığında üç başkentten Astana mekanizması diyeceksek eğer formatından beklentilerin farklı olduğunu görüyoruz. Rusya ve İran'ın beklentisi çok net. Onlar rejimin tamamen artık bu iç savaşı kazandığını ve Türkiye'nin yeni gerçekliği kabul etmesi gerektiğini savunuyorlar. Türkiye oldukça farklı bir yerde duruyor bu konuda. Birleştiren nedir? Peki neden bu üç ülke bir araya geliyor dersek burada belki Batı faktörü, daha da özellikle Amerikan faktöründen bahsetmek gerekir. Amerika'nın Suriye'de bir şekilde NATO müttefiki olmasına rağmen bu maceraya diyelim tırnak için Türkiye ile beraber başlamasına rağmen yarı yolda rotasını değiştirmesi, sonra bildiğimiz yollara sapması olayın Türkiye'yi yeni bir arayışa itti. Bu kadar net. Yoksa Türkiye ilk günden itibaren Beşar Esad rejimiyle olan ilişkilerini buna göre belirlemişti. Oradaki halk ayaklanmasını desteklemişti ve iki taraf malumunuz hem İran hem Rusya farklı taraftaydı. Bugün bu görüşmelerin olması önemlidir. Tahran'da olması da önemlidir. Ancak şunu da gerçekçi olmak gerekir. Biz daha önceki ziyaretleri de yakından izledik. Daha alt seviyedeki ziyaretlerden çıkan bildirileri de gördük. Bazen bu toplantılar ne yazık ki sırf artık zamanı geldi, çok uzatmayalım diye görüşmeler oluyor. Ama sahadaki gerçeklik ne yazık ki çok değişmiyor. Türkiye açısından bu gerçeklik nedir? Tabii ki artık Türkiye'de kimse Şam'da bir rejim değişikliğini savunmuyor ama PKK konusu, terör koridoru konusu, Türkiye'deki mültecilerin geri gönderilmesi konusu Türkiye'nin önceliği. Ne yazık ki bu konu başka kimsenin önceliği değil. Yarın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Putin'i ve reisi bu konuda ne kadar ikna edebilir? Olası operasyonlarda onların ne kadar yeşil ışığını, belki sarı ışığını sağlayabilir. Mültecilerin geri gönderilmesinde ne kadar işbirliği sağlayabilir bunu göreceğiz. Evet. Ama ben dediğim gibi şu ana kadar gelen görüntü ne yazık ki Astana'nın genelinden bahsediyorum bu 6-7 yıllık süreçte. Çok fazla umutlu olmamızı gösteren ne yazık ki bir görüntü değil. Hakkı Hocam'a da şunu sormak istiyorum. Sayın Hocam, yani siz böyle bir zirveye giden devlet başkanı olsaydınız veya işte danışmanı olsaydınız nasıl hazırlanırdınız? Yani Türkiye ne yapabilir hem Rusya'ya karşı hem İran'a karşı hamleler noktasında? Onlara işte birinci önceliğimiz Türkiye'nin terörle mücadele, herhalde öyle zannediyorum ama bir yandan da işte böylesine bir ortamda Kafkas ya da Karabağ sorununun çözümü noktasında Azerbaycan'ın da yanında olabilmiş bir ülke. Yani eli kolu o kadar da boş değil, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Haklısınız.
Yani Türkiye aslında bu noktada yapması gereken şey bence çok net. Burada vermesi gereken mesaj ortada. Biz yıllardır çünkü dediğim gibi Astana sürecinin başından beri konuşuyoruz. Bu terör kuşağını konuşuyoruz. Ancak şu ana kadar istediğimiz şeyi görmedik. Ama Rusya şu anda Batı'nın ağır yaptırımları altında. Dünya çıkış noktalarından en önemlilerinden biri Türkiye. Yarın yine görüşülecek de hava koridoru vesaire hep Türkiye üzerinden. Hava koridoru Türkiye üzerinden. Rusların ticaret yapabildiği ender ülkelerden bir tanesi Türkiye. Türkiye üzerinden ticaret yapıyor. Türkiye iyi niyetini az önce Muhittin Hocam dediği gibi gösterdi. Bunu hem İran'a gösterdi. İran-Irak Savaşı'nın başından beri, 1979'dan hatta devrimden beri İran'ın zor zamanlarında fırsatçılık yapmadı. Hem de bugün itibariyle aynı anlayışı, aynı iyi komşuluk ilişkilerini Rusya'ya gösteriyor. Bu da naifliğinden falan değil. Çünkü Türkiye çok tecrübeli bir devlet. Yani 1000 yıldır buradayız. İstikrarsızlığın, kaosun, dış güçlerin müdahalesinin neye yol açtığını biliyoruz. Dolayısıyla Rusya gibi bir devleti, İran gibi bir devleti görmezden gelerek, çıkarlarını yok sayarak bir şey yapmanız mümkün değil. Çatışmayı yalnızca yaygınlaştırırsınız. Bence Türkiye'nin bu noktada söylemesi gereken şey, yıllardır sabrettik ve siz bize söz verdiniz. Dediniz ki işte şu bölgeleri ele geçirsin, rejim rahatlayacak. YPG'yi silahsızlandıracak, elinden silah alacak ama yıllar geçti. Biz tam tersi bir pozisyon görüyoruz. YPG gittikçe güçleniyor, Türkiye saldırılarını arttırıyor. Ve biz Irak'ta gördüğümüz şey de şu, yani biz bunları yıllar geçtikçe oradan söküp atmamız zorlaşıyor. Haberlerde görüyoruz, her gün şehit haberleri geliyor. Bunun arkasında da bu bölgesel şey var. Dolayısıyla Türkiye kararlılığını ortaya koyup, Rusya ve İran içinde bulunduğu durumu da masaya koyup, çünkü biliyorsunuz Biden yönetimi de bütün söylediklerine rağmen henüz İran'la yeni bir nükleer anlaşmaya dönmüş değil. İran ekonomik olarak zor durumda, kuşatılmış durumda. Biden'ın bölge ziyaretini biliyoruz. Arap ülkeler arasında bir ortak savunma paktı kurulma çabalarını biliyoruz. Türkiye bunlara hep mesafeli yaklaşıyor. Ama tersi bir şey görürse, az önce Muhittin Hocam da dediği gibi yine, yani işte biz işbirliği yapmıyoruz PKK ile, Haçlı Şabi yapıyor. Biz işbirliği yapmıyoruz, işte burada engel olamıyoruz. Zamanında İçişleri Bakanı'nın 2 yıl önce söylediği gibi Makko'daki PKK varlığı ile ilgili. Eğer bu tür görüntüler gelmeye devam ederse Türkiye muhakkak alternatifleri değerlendirir. Yani öyle bir dünyada yaşıyoruz ki hiçbir ülke alternatifsiz değil. Evet. Türkiye tabii ki iyi komşuluk ilişkilerini tercih ediyor. İran bunlardan bir tanesi. Ama Türkiye PKK yüzünden NATO ile olan ilişkisini, Amerika ile olan ilişkisini riske atmış bir ülke. Dolayısıyla bence karşı tarafa da bu mesaj verilmeli ve operasyon artık sahada gerçekleşmeli. Çünkü tehditler bir müddet sonra anlamını yitirmeye başlıyor. Ve şu anlayış oturursa başka başkentlerde hiç hoş değil. Türkiye tehdit eder ama son tarihinde bir şey yapmaz anlayış oluşursa iyi değil. Dolayısıyla Manbij ve Tel-Rifat operasyonlarının bir an önce başlaması yerinde olacaktır diye de düşünüyorum ben şahsen. Peki şimdi NATO faslını açacağız. Hakkı Hocam size sormak istiyorum. Yani az önce söylediğiniz bir ifade var. Hani devletler evet diplomatik anlamda tehdit eder ama bu tehdit boş bir tehdit olmaması gerekir. Şimdi Sayın Erdoğan İsveç'e Finlandiya noktasında bir kez daha uyarıda bulundu. Türkiye yeşil ışık yaktı ama bu ilelebet otobanda sınırsız gidebileceksiniz anlamına gelmiyor. NATO'ya üyelik noktasında diyor. Nasıl değerlendirmek gerekir? NATO'da Finlandiya ve İsveç kartını Türkiye elinde tutmaya devam ediyor. Evet, şüphesiz öyle. Aslında Türkiye'nin bu İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusundaki tavrı deyim yerindeyse işte kızım sana diyorum gelinim sen anla tarzı bir politika. Yani yoksa YPG'ye destek yalnız İsveç ve Finlandiya'dan gelmiyor. Biz hangi ülkelerin silah verdiğini, politik destek verdiğini, ekonomik destek verdiğini çok iyi biliyoruz. Ama ne yazık ki NATO içinde öyle bir mekanizma olmadığından, öyle bir gücümüz olmadığından dolayı mevcut ülkelere fazla bir şey diyemiyoruz. Ama NATO ve İsveç'in üyeliğinden faydalanarak en azından bunu artık NATO belgelerine sokmuş durumdayız. Bu örgütlerin durumunu, hatta FETÖ terör örgütünü vesaire. Dolayısıyla Türkiye başından beri söyledi, bu bir süreç. Bunun meclise gelecek boyutu var, onaylanması gerekiyor. Ve buna kamuoyu desteğinin de çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani birçok belki kamuoyu yoklamalarında bir takım sebeplerden dolayı bazı olumsuz eleştiriler vesaire görülebiliyor hükümete karşı ama Norveç ve İsveç'in tutumuna geldiğinde müthiş bir kamuoyu desteği var. Çünkü Türk kamuoyu 40 yıldır PKK'ya Batı'nın verdiği destekten oldukça rahatsız. Her ne kadar işte bir takım bölge ülkeleri bunu hep söyledik Suriye, Irak, İran PKK ile bir şekilde iş tutuyorsa ama bunun hayat varlığı
tamamen Batı'dan geliyor. Batı'dan aldığı destekler sayesinde geliyor ve Türkiye bunu artık masaya koymuş durumda. Bence oldukça doğru bir politika. Önümüzdeki dönemde de bu devam edecektir. İsveç, Finlandiya ve aslında diğer bütün ülkeler, NATO'ya ihtiyaç duyan, koruma ihtiyacı hisseden herkesin şunu anlaması lazım artık. İdeolojilerin lüks kaçtığı bir dönemde yaşıyoruz. Ne demek istiyorum? Yani biz de işte bu süreçte çeşitli İsveçli, Finlandiyalı diplomatlarla vesairelerle görüştük. Yani işte bizim kurallarımız var. Sosyal demokrasi, insan hakları vesaire. Tamam, bunlar var. Ama düne kadar senin NATO'ya üye olma ihtiyacın da yoktu. Yani sen neden bugün NATO'ya üye olma ihtiyacındasın? Çünkü Rusya tehdit değil. Bizim için diyorlar kağıt üzerinde bir tehdit değil. Çok ciddi, pratik bir tehdit hissediyoruz. Peki eğer böyle bir durum varsa, artık sizin ulusal güvenliğiniz tehlikeye girdiyse, sınırlarınız artık sorgulanıyorsa bir nükleer güç tarafından, dünyanın en büyük ikinci askeri gücü tarafından, siz burada Türkiye'nin desteğini istiyorsanız artık kusura bakmayın, bu tür terör örgütleri, en azından bizim için terör örgütü olan bu tür kuruluşlarla aranıza mesafe koymak zorundasınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle ne diyelim ikiyüzlü davranmadı, takiye vesaire yapmadı. İlk günden itibaren çok net tavrını koydu. Bu şartlar yerine geldiği müddetçe biz onaylarız. Biz tabii ki NATO'nun genişlemesinden, büyümesinden mutluluk duyarız. Çünkü NATO'nun güneydoğu kanadında biz varız ve o devasa Rusya ile taraf olan biziz. Karabağ'da bu mücadeleyi tek başımıza yürüttük. Orta Asya'da şu anda bile çoğunlukla tek taraflı götürüyoruz. Kazakistan'da vesaire birçok problem yaşıyoruz Rusya ile, Libya ile yaşadığımız gibi. Dolayısıyla bizim sorunumuz aslında NATO ile değil. Ancak NATO'ya üye olacaksanız bizim en önemli güvenlik sorunumuz, nasıl bu Finlandiya ve İsveç için bugün Rusya ise, bizim için terör örgütü. Biz Rusya'dan şu anda çok acil bir güvenlik tehdidi hissetmiyoruz. Ordumuz güçlü, ülkemiz güçlü vesaire. Tabii ki NATO'daki sorumluluklarımızı yerine getiririz, o ayrı bir konu. Ama dolayısıyla bizim için öncelik konusunu da İsveç ve Finlandiya'nın yerine getirmesi lazım. Bugün de gördüm uluslararası basında, yok Türkiye tehdit ediyor, yok Erdoğan yine tehdit diline bağırıyor. Böyle bir şey değil. İlk günden çok net ortaya konuldu bu şartlar, konuşuldu ve tamam dendi. Yok biz imza yaptık, işte bundan sonra biraz ağırdan alalım derse Türkiye'de ne yapacağını açıkladı. Ama son tahlilde tekrar vurgulamak isterim. Alışkanlıkları bütün devletlerin bir tarafa bırakması gerekiyor. Çünkü çok hibrit, uluslararası bir savaş. Üçüncü Dünya Savaşı demek istemiyorum ama bu zamanlarda yaşıyoruz. Günden güne genişleme ihtimali çok güçlü bu savaşın. Ve Türkiye'nin dostluğu bu dönemde çok daha kıymetli olacak. Böyle maceracılıklarla işte özgürlük savaşçıları vesaire tırnak içinde kendi milli güvenliklerini tehlikeye atmaları bu Avrupa ülkelerinde faydasına değil diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Hakkı Hocam. O kadar güzel anlattınız ki, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çünkü size az süre vermiş olabilirim. Yani hararetli bir konu ama. Evet, ben Muhittin Hoca'ya katılıyorum. Dediği gibi artık yeni bir dönem var. İskandinav ülkelerinin, işte Avrupa'daki bir takım küçük ülkelerin artık kendilerine gelmeleri gerekiyor ve bunlar gelecektir. Tabii zaman alacaktır. Yani ülkeler reflekslerini birkaç haftada, birkaç ayda değiştiremezler. Bunu da beklememek lazım. Yani çünkü ezberleri var. İşte bizim ülkemizde yargı bağımsızdır. Politikadan emir almaz. İmzaladığımız şeyler vesaire. Ama bu gelecek. Ben eminim. Çok kısa bir süre sonra göreceğiz. Ukrayna Savaşı çünkü kolay biteceğe benzemiyor. Ben bir iletişim başkaldırısı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir takım nefret tohumları FETÖ'nün ve benzeri varlıkların yaptığını biliyorum ama Türkiye'nin gidip bize kim hasım İsveç'te, Finlandiya'da gidecek oraya, konferans mı düzenleyecek ya, bir takım böyle parmağı gözü sokmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Muhakkak bunların yapılması gerekiyor ama biz büyük bir proje yaptık. Fars dilli ülkelerde, İran, Afganistan ve Tacikistan'da yaptık bunu. Diaspora Farsça medyasını da. Zaten çoğu zaman bizim düşündüğümüz gibi değil. Yani bu medyanın arka planındaki insanlar vesaire, PKK meselesinde çok iyi biliyorlar. Türkiye'nin terör mücadelesinde çok iyi biliyorlar. Bu bir tavır alış. Yani evet. Bu bilinçli bir şey. Dolayısıyla belki sıradan Norveç halkı, İsveç halkı çok bilmiyor olabilir ama o politikaları belirleyenler belki sizden bizden iyi biliyorlar. Sürekli sahadalar. Bunu bilinçli bir politika olarak yapıyorlar. Dolayısıyla iş son hatta geldiği zaman, bu dediğim gibi askeri boyuta geldiği zaman, siyasi çatışmalar şiddetlendiği zaman bence biraz daha gerçekçi hale gelecekler. Bunun dışında başka yol yok. Bugün Amerikan desteği var, tamam. İsveç ve Finlandiya'nın böyle bir rahatlığı olabilir. Amerika bizi destekliyor, biz NATO'ya gireriz. NATO içinde de bütün süreçleri kilitleyebilen bir Türkiye var. Veto hakkı olan bir Türkiye var. G20
yüklemediği zaman pratikte birçok konuda yardımcı olmayabilir Türkiye vesaire. Türkiye'nin Rusya ile çok özel ilişkisi var NATO üyesi olmakla birlikte. Dolayısıyla Türkiye'den tırnak içine kurtulmak o kadar kolay değil. Bu ülkelerin başı ağrır ve başta da dediğim gibi yalnızca bu iki ülkenin değil, Fransa'nın da Almanya'nın da önümüzdeki dönemde bunu daha çok göreceğiz. PKK bunlara gerçekten yük olmaya başlayacak. FETÖ bunlara yük olmaya başlayacak ve bir takım artık biz deportları da Türkiye'ye teslim etmeleri de daha sık göreceğiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İran Başkanı Doktor Hakkı Uygur. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi yayınlar diliyorum.